Biraz biliyorsunuz Londra'da 2012 özellikle Paralimpik'te 67 sporcunun getirdiği 10 altın madalya vardı ve en yakın takip edenler bir tanesi de Sayın Spor Genel Müdürü, Vekili, Yardımcısı Sayın Tamer Taşpınar Londra'daydı. Ondan öğreneceğiz ama biz bugün Mersin'e özellikle 2013'teki Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın başkanlığında önderliğinde yapılacak olan çok önemli oyunlar var ve bu oyunlar çerçevesinde yapımı devam eden tesisleri İstanbul'dan ve Adana, Mersin'den önemli bir basın ordusu takip etti. Doğrusu bugün görülmeye değer açılışlar vardı. Her şeyden evvel Gönüllüler Merkezi'nin açılışı mükemmeldi. Bir de tabii maskotumuz, sevimli maskotumuz, onun da lansman henüz tam başlamadı ama burada Sayın Suat Kılıç'ın yapmış olduğu ev sahipliği görülmeye değerdi. Tabii Sayın Suat Kılıç'ı tesislere Mersin Stadyumu'na gittiğinde bir sürpriz bekliyordu. Zira orada bugün yine ajanslara düştü. İşçiler, taşeron firmanın işçileri stadyum çalışmasındaki emek sarf eden işçiler 2 aydır maaşlarını alamadıkları için Sayın Bakan Suat Kılıç'ın yolunu beklemişlerdi ki Sayın Bakan olaya el koydu ve işçilerin bu sorunu da çözme sözü verdikten sonra iş tatlıya bağlandı. İşçiler de bıraktığı yerden işlerine devam ettiler. Tabii bizim asıl ana noktamız Mersin'de yapılacak 2013'te bu oyunların yaklaşık 6.000'e yakın kapasite bekleniyor. Bu da EYOF'un yani 2000 daha fazla sayısı demek. Trabzon Gençlik Olimpiyatları'nın birbirinden önemli tesisler yine Türk sporuna hizmete açılmak için hummalı bir çalışma çerçevesinde 2013 Mersin'i beklemeye hazırlandı. Ama biz hemen telefon hattına dönelim. Bakalım telefonda çok değerli İstanbul'un yakından tanıdığı ama bugün Türkiye'nin sporunda spor genel müdürlüğünün yardımcılığını yapan Sayın Tamer Taşpınar Londra'daydı ve alınan 10 tane madalya var. Birebir sporcularla yanında destekleyen Sayın Tamer Taşpınar şu an telefon attığımızda Ankara'ya bağlanıyor. Sayın Taşpınar iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Efendim Hamza Yerlikaya havaalanı yetişmek üzere birinci bölümde hararetli bir program yaptık ve tabii adaylığını açıkladı. Ona da ve diğer adaylara da başarılar diliyoruz. Ama sizin önemli bir başarınız var, Paralimpikler. Söz sizde efendim. Ben çok teşekkür ederim amatör spora verdiğiniz desteklerden dolayı. Biliyorsunuz 29 Ağustos 9 Eylül tarihleri arasında Londra'da Paralimpik oyunları yapıldı. Olimpiyat oyunlarından sonra, 10 gün sonra. İlk defa 69 sporcu ve 10 branşta Olimpik oyunlarına katıldık. İlk defa da takım sporlarında aynen olimpiyatlarda olduğu gibi Paralimpik'te de takımlarda ilk defa katılma hakkı elde ettik. Ve ifade ettiğiniz gibi önemli başarılar elde ettik. 10 tane madalya aldık. Paralimpik oyunlarına 165 ülkeden 50'ye yakın sporcu katıldı. Evet. 29 Ağustos'ta açılış töreniyle Paralimpik oyunları başladı. Ancak bir gün önce de Türk bayrağını bir törenle gönlüne çektirdik. Tüm ülkelerde gelenektir. Her ülkenin bayrağı yapılan bir mütevazi törenle direklere çekilir. Ardından müsabakalar başladı. 30'unda müsabakalar başladı. Doğrusu Paralimpik oyunlar Pekin'de 8+8 yani 8 bayan, 8 erkek sporcu olmak üzere 16 sporcuyla ve 7 branşta Pekin'de yapılan Paralimpik oyunlarına katılmıştık. Ve orada 2 madalya alabilmiştik. Ve sıralama olarak 70. durumda idik. Fakat burada 16 sporcu yerine 69 sporcuyla katıldık ve bu sporcu artış oranıyla paralel olarak hatta biraz daha fazla madalya sayımız arttı. Ve 1 altın, 5 gümüş, 4 bronz olmak üzere 10 madalya paralimpik oyunlarında kazandık. Bu çok önemli bir başarı. Gerçekten Türk halkına bu başarıyı yaşatan, başta tabii ki sporcularımızı, teknik adamları, onların teknik direktörü ve antrenörlerini, federasyon başkanlarını, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin çalışanlarını, tabii ki en başta da kendi teşkilatımı temsil eden Genel Müdürümüz Mehmet Baykan
ve hepsinin başında zirvede olan Sayın Bakanımız Suat Kılıç Bey'i doğrusu tebrik ediyorum. Herkes çok önemli efor sarf etti. Bakanımız orada bizi yalnız bırakmadılar. Bir hafta gelip kaldılar. Müsteşarımız Hakan Hakkemez Beyefendi gelip sonuna kadar izlediler yarışmaları. Tek yumrukluk orada. İsterseniz vaktimiz varsa ben sporcuların siyasıyla aldığı başarılardan, madalyalardan biraz bahsedeyim. Buyurun. Madalya, evet 10 tane madalya, bir altın vardı. Altın madalyamız halterden geldi. 40 kilogramda Nazmiye Muslu 104 kilogram kaldırarak olimpiyat şampiyonu oldu. Ancak 106 kilo kaldırarak da olimpiyat rekorunu kırdı ayrıca. 104 kiloyla olimpiyat şampiyonu oldu. Altın madalya aldı. 106 kilo kaldırmak suretiyle de olimpiyat rekorunu kırdı. Ayrıca dünya rekorunu da 109 kilo kaldırmak suretiyle dünya rekorunu da kırdı. Çok büyük bir başarıya imza attı. Bizim halterde toplam madalya sayımız 3. Korhan Yamaç vardı. Daha önce de olimpiyat şampiyonu bir sporcumuzdu. 10 metre, 25 ve 50 metrelerde yarışmalara katıldı. 10 metre yarışlarında ülkemize Korhan Yamaç da bir gümüş madalya kazandırdı. Takım sporlarında gol golde çok başarılıydık. Talihsiz bir gol yememizle takımda böyle bir mağlubiyet elde ettik. Ve bronz madalya ancak kazanabildik. Ama tüm Londra'da gol golle ilgilenen her kim var ise onlarda yaptığımız tüm konuşmalarda ve bizim ekipteki kanaat de şuydu. Gol golde bizim hakkımız, yenilgisiz galibiyetlerimiz vesaire, netice itibariyle bir değerlendirme yaptığımızda gol golde birinci olabilirdik. Rahatlıkla diyebiliyoruz. Buradan mübalağa etmiyoruz. Buna da kaldık. Buna da şükür. Madalyamız takım sporlarında da gol golde bir bronz madalya aldık. Diğer takım sporlarında aldığımız bir madalya da bayanlar masa tenisindeydi. Gümüş madalya aldık. Finali kimle oynadık? Burada Ümran Eriş, Neslihan Kavas ve Kübra Öçsoy sporcumuz takımda yarıştılar. Final oynamak çok büyük bir duygu. Hop oturup hop kalktık. Müthiş heyecanlıydı. Setin biri geliyor, biri gidiyor. Set uzuyor vesaire. Müthiş bir heyecan vardı. Bize bu mutluluğu işte bayanlar masa tenisi takımımız taptırdı gümüş madalyayla. Yine bu takımda yer alan Neslihan Kavas ayrıca serdiği dalda da bir gümüş madalya aldı. Judo'da iki madalyamız var. Bir bronz, bir gümüş. Boksçulukta Doğan Ancı bir bronz madalya aldı. Müsabakalarını izledik. Doğan Ancı üçüncülük maçından önce yaptığı, yani kazansa final olacaktı. Ama kaybedince üçüncülük yarışı yapmak mecburiyetinde kaldı. Eğer üçüncülük bronz madalya yarışında 3 tane 10 attı. Bir önceki yarışta o 3 tane 10'u atsa finale kalıyordu. Finali kaybetse bile gümüş kazanacaktı. Maalesef sporda böyle şeyler var. Onu da tebrik ediyoruz. Müthiş bir başarı gösterdi. Okçulukta bir bronz madalya aldık. Yüzmede Beytullah'ımız vardı. Özlem Baykız vardı. Finale kaldılar ancak finalde bir başarı gösteremediler. Demek ki biraz daha yüzmede çalışmamız gerekiyor. Ayrıca yüzmede tabii paralimpik sporcu olunca bunlar ayağı olmayanla eli olanları veya eli olmayıp ayağı olanları gibi böyle ters orantılı bir yarışma yapıldı. Şimdi eli olanlar daha hızlı yüzerler ama eli olmayıp ayağı kullananların hız yönünden daha şanssız olurlar. Böyle bir durum var. Fakat orada böyle bir şeyle karşılaştık. Buna itiraz eden bazı ülkeler oldu. Önümüzdeki olimpiyat, paralimpik oyunlarında inşallah bunu düzeltirler diye düşünüyorduk. Yoksa Beytullah Eroğlu iyi bir yüzücü, iyi bir sporcumuz. Ondan ileriki günlerde de inşallah madalya bekliyoruz. Yani basketbol, tekerlekli sandalye
basketbol takımımız golbolden sonra en başarılı branşlarımızdan biriydi. Kesinlikle burada ikinci olabiliriz diyorduk. Ama onu da elde edemedik. Bilemiyorum. Belki ben öyle hissettim. Sporcularımızın yenilgisiz ikinci tura yükseliyorlar. 8 kişilik gruptan yükseliyorlar. Ama bir konsantre eksikliği olsa gerek. İkinci olamadılar. Elendiler. Ama burada böyle bir takımın gücünü göz önünde bulundurduğumuzda ne olabilirdi dendiğinde, nasıl ki golbolde rahatlıkla bunu göğsümü göre göre söylüyorum, birinci olabilirdik, olmalıydık diyoruz. Burada da tekerlekli sandalye basketbol yarışmalarında da zaten üçüncü hakkımızdı, üçüncü olabilirdik. Ama orada başarılı olamadık. Ama çok büyük istikbal vaat ediyor tekerlekli sandalye basketbolcularımız. Önümüzdeki süreçte inşallah ülkemize büyük madalyalar kazandıracaklar diye umut ediyorum. Durum bundan ibaret. Yani Türkiye rekora ulaştı. Rekor sayıda hem sporcu katılımı olarak hem aldığı 10 tane madalyayla rekor seviyede bir başarıya ulaştı. Biz orada hem tüm ekip, federasyon başkanlarımız, teknik ekip, bizler hepimiz tabii çok şeyler öğrendik, çok kazanımlarımız oldu. İnşallah mevcut yapıyı korumak suretiyle bunların başarılı olması bakımında yenilikleri yapmak suretiyle ve önümüzdeki olimpiyatlarda inşallah daha başarılı olabilmek için planlarımızı yaparken katılamadığımız dallarda da, branşlarda da, bilhassa yüzme ve atletizmde çok branş var. Oralarda da yeni planlamalar yapmak suretiyle. Mesela basketin, normal basketboldan sonra tekerlekli sandalye basketbolun da seyir zevki çok yüksek. Ama orada ben doya doya seyrettiğim yarışmalardan bir tanesi de oturarak voleyboldu. Çok heyecanlıydı. Salon tıklım tıklım doluydu. Mesela Bosna ile İran orada final oynadı. Bosna 10 sayı farkla finali kazandı. Biz oturarak voleybolda yokuş. Bunun gibi olmadığımız birkaç branşta da ekiplerimizi kurup, güçlendirip o branşlarda da eğer önümüzdeki Rio Olimpiyatlarına katılmayı başarırsak madalya sayımızın ve sporcu sayımızın da daha çok artacağı kanaatindeyim. Ayrıca olimpiyatlardan döndükten sonra tüm olimpik branşların temsilcileri, basın mensupları, spor adamları, teknik adamlar, genel müdürlüğümüzün bu spora emek harcayan ekibi 20 tane BESYO'nun temsilcisi ayrı ayrı hepsiyle toplantı yapmak suretiyle bir rapor hazırlamayı planlamış idik ve kısmen bu gerçekleştirildi. Üstüne paralimpik oyunlar gelince biraz ara verildi, ancak buna devam edeceğiz ve akabinde de aynı uygulamayı paralimpik oyunlarda yapacağız. Durum tespiti yapmak suretiyle, artılarımızı, eksilerimizi masaya yatırmak suretiyle öyle zannediyorum. Hem bir arşivimiz olacak, bunun dosyalaması yapılacak, o bilgiler saklanacak, muhafaza edilecek ve önümüzdeki olimpiyatlara da bu bilgilerin spor kamuoyunun ışık tutacağı, onların da birikimini değerlendirmek suretiyle önümüzdeki olimpiyatlarda bu çerçevede daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Sayın Taşpınar, çok teşekkür ediyoruz. Başta Gençlik Spor Bakanı Suat Kılıç olmak üzere Genel Müdürümüz Mehmet Baykan, şahsınızı Sayın Tamer Taşpınar'ı, yine tabii Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Yavuz Koca Ömer ve diğer federasyon başkanları Sayın Veysel Gülpınar ve sporcularımız canı yürekten kutluyoruz. Daha büyük başarılar, görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. İyi akşamlar efendim. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, tabii gelen mailler var. Manchester'dan, İngiltere'den değerli arkadaşım, teknik adam, meslektaş, sevgili Besat Turgut yollamış. Değerli meslektaşım, dostum, Mehmet Hocam, sana ve değerli konuklarım,